Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Hepiniz kanalımıza, kahvaltı soframıza hoş geldiniz arkadaşlarım. Bir koşturmaca ile güne başladık çünkü saat 1'e 10 var. Ali Beyciğim göreve gidecek. Ben yataktan çıkamadım. Ben üşütmüşüm galiba arkadaşlarım. Sesim falan da böyle çatallanıyor. Boğazım acıyor. Sabah bir uyandım. Bende bir üşüme. He Ali Bey? Sen de bir üşüme. Bende bir üşüme. Ali Bey geldi. Ben göreve gideceğim. Kalkmıyor musun? Dedim çayı demledin mi? Yok. Ekmek evde var mı? Yok. Ama yetiştirdim farkındaysan. Yetiştirdin evet. Saat 12'ye kadar, 12.30'a kadar televizyon izlemiş. Bana diyor ki Domates kahvaltı doğramadım yok mu? ya. Yavrum ha, yıkadım ben o domatesi doğru. Şöyle hemen hızlıca bir kahvaltı hazırladım arkadaşlarım. Hemen kahvaltımızı yapalım. İşimize gücümüze koyulalım bakalım. Ali Bey'i de göreve uğurlayalım. Saat 1'de görevi var. Nerede görevi? Devriye. Ha, devriye görevi. Nerede devriye atacaksın? Afra içinde. Merveli Bafra içinde. Ha, Aynı öyle yani. tamam. İyi o zaman. Hadi bize afiyet olsun. Rabbim bereket versin inşallah. Kahvaltı sonrası Aliş'i hemen göreve uğurladım ve şöyle ocağımı temizlemekle başlıyorum arkadaşlarım. Bakalım bugünümüz nasıl geçecek. Şöyle kıyma da kavurdum kahvaltı soframıza. Kıymaya tuz eklerken kıymanın içinden çok ocağın üstüne tuz serpiştiriyoruz arkadaşlar. Tuzluktan kullanınca böyle oluyor vallahi. Şimdi makinemi de çalıştırırım. Şöyle demirlerini falan da atarım herhalde. Bilemiyorum. Hızlı hızlı yapmaya çalışacağım bakalım arkadaşlarım. Şuraları bir halledelim. Sonrasında odalara da hemen geçiş yaparız. Şöyle bir yüz yüze gelelim dedim arkadaşlarım. Aslında hiç bugün elime kamerayı, telefon almak istemedim. Alacak gücüm de yoktu. Sizlere de bir hal hatır sorayım dedim artık olduğu kadar ne kadar bir video olur bilmiyorum ama kahvaltı yaptıktan sonra ocağı temizledim. Ali'yi göreve gönderdim arkadaşlarım. Ondan sonra azıcık daha böyle bir ortalığı toparlayayım dedim ama ben sabahleyin kalktığım zaman böyle üşüme yani uyandık. Ali ile beraber uyandık biz aslında sabah. Ama uyandığımda üşüyordum. Yani böyle üşüme, böyle hafif bir titremem falan vardı. Ondan sonra Ali'ye de dedim sabah Ali ben çok üşüyorum dedim. Böyle kafamı kaldıramıyorum falan dedim. Gittim yattım. Sonra işte 12'yi geçerekten Ali geldi işte işe gideceğim, göreve gideceğim falan. Çayı demledin mi? Yok. Ekmek aldın mı? Yok. Sonrasında o hemen çayı demledi. Ben kalkana kadar ekmek almaya gitti. Ondan sonra ben de hazırladım işte bir şeyler Allah ne verdiyse hep kahvaltımızı yaptık. Boğazım da acıyor. Kahvaltımızı yaptık o işe gitti. Azıcık ortalığı toparlamaya çalıştım ama arkadaşlar böyle bir ateş basıyor bir üşüyorum. Ben şifayı kapmışım galiba hiç enerjim de yok modum da yok. Kendimi de hiç iyi hissetmiyorum yemek ekmek hiçbir şey yapmadım zaten arkadaşlar. Şu koltuktan kalkamadım. Yani yatak odasına gidip uyumak da istemedim. Ha, azıcık düzelirim, düzelirim diye diye. Düzelemiyorum yani arkadaşlar. Böyle boğazım acıyor, başım çok ağrıyor. Dediğim gibi bir üşüme, bir titreme geliyor. Şu koltukta vakti geçirdim arkadaşlar. Ali Beyciğim göreve gitti, geldi. Kahvaltı yaparken devriyeye gideceğim diyordu. Geldi. Aslında onunla beraber düğüne gidecektik bu akşam. Bir düğüne davetliydik. Ama ben hiç böyle ayakta duracak halim olmadığı için dedim Ali ben düğüne gelemeyeceğim hani kalkamayacağım koltuktan. Ondan sonra işte o şimdi düğüne gitti. Düğüne gitti işte Cansu'cum da mutfağı falan böyle toparlıyor bir şeyler yapıyor. Dolapta yemeklerimiz vardı. Ne yavrum? Bulaşık matı balkonda sandalyenin üzerinde. Buzdolabında yemeklerimiz vardı. Onlardan birazcık atıştırdık ettik. Ali Beyciğim de atıştırdı. Ben de ne zamandır izleyemediğim, gerçekten yetişip de izleyemediğim
Veda Mektubu'nun kaç bölüm izledim hiç bilmiyorum. Burada koltukta yatarken kaçırdığım bütün bölümleri de izlemeye başladım. Kaç bölüm izledim acaba Cansucuğum ben? 4 bölüm galiba. 2 saatten 8 saattir yatıyorum şurada yani. Ha, bir tanesi yarımdı, evet, izleyememiştim yine. Öyle yani arkadaşlar, bugün hiç kendimi iyi hissetmiyorum. Hastayım. Hani çok şükür burnum akmıyor ama Rabbim sizlerden uzak eylesin hastalığı. Rabbim hasta olan herkese şifa versin. Derdi olan herkese şifa versin. Şurada yat yat. Uykum da geldi böyle. Kafam zaten bir ton. Neyse bakalım, azıcık çekmeye çalışıyorum hani sizler için ama belki de gelmez video, bilmiyorum yani arkadaşlarım. Öyle bir açayım dedim kamerayı. Durumumu bir söyleyeyim dedim. Ben hala dizi izliyorum burada lokumsuyla beraber. Kızım, lokum, minnoş. Ha, pür dikkat bakıyor bir yere arkadaşlar. 15. bölüme kadar geldim böyle. Biz dün akşam Reyhanlara giderken oradan dönüşte de Elif'lere uğrayacaktık arkadaşlar. Fatoş'lara uğrayacaktık. Öyle olunca biz Reyhanlardayken Emine'ler de geldi. Erken kalkmadık Emine'ler de geldiği için. Dün akşam uğrayamadık. Artık bu akşam uğrarız diye planlamıştık. Ali de şimdi düğüne gitti arkadaşlar. Ben hasta olduğum için gidemedim. Düğüne gitti. Az önce aradı, dedi ben geliyorum, hazırlanın. Ayıp olmasın, hadi geçelim onlara da dedi. Şöyle bir bardak çay içimlik gibi falan. Ben de Fatma'yı aradım az önce. Fatoş'um dedim, hani biz geleceğiz, müsait misin? Müsaitiz, buyurun gelin dedi. Cansucuğum giyindi. Ben de ablamla konuşuyordum. Ablam ona şey demiş, geleceğim abla ben bir ara köye falan demişim. Ne zaman geleceksin sen diyor. Beraber diyor gideriz köye diyor. Beraber vakit geçiririz diyor. Onunla konuştum işte. Ali de arada geliyorum hazırlanın diye. Cansucuğum giyindi dediğim gibi. Şimdi de ben giyineceğim. Ali Beyciğim gelecek, bizi alacak. Eliflere gideceğiz yani, Fatoşlara gideceğiz. Haydi beraber gidelim. Artık her şeyi sizinle beraber yapıyoruz arkadaşlarım. Beraber geziyoruz, beraber gülüyoruz, beraber ağlıyoruz. Cansucuğum telefona bakar mısın? Baban arıyor. Ya da efendim. Bir dakikaya geliyorsun. Tamam. Tamam, hadi görüşürüz. Bir dakikaya geliyor arkadaşlar. Benim bir dakikada giyinmem lazım anlayacağınız üzere. Her şeyi sizinle yapıyoruz dedim. Yani yiyoruz, içiyoruz, geziyoruz, dolaşıyoruz, gülüyoruz, ağlıyoruz. Hayatımıza öyle bir ortak oldunuz ki. İyi ki oldunuz, iyi ki geldiniz, iyi ki hayatımdasınız arkadaşlarım. Hep de var olun. Ben şimdi bir giyineyim, hazırlanayım. Ondan sonra Ali'yi aşağıda bekleyeyim. Saat de geç oldu zaten bir hayli. Azıcık böyle enerjim yerine geldi gibi oldu şimdi. Arkadaşın yanına gidince şaşırmadım değil mi Cansucuğum? Cansu diyor şaşırmadım, kamerayı açınca bir şeyler oluyor ya bana. Hemen giyinmem lazım. Arkadaşlarım biz şimdi geldik. Bizimkiler gidiyorlar. Çay hazır mı Fatoş'cuğum? Hazır, hazır. Tamam, geliyoruz. Yakınız zaten arkadaşlar. Hemencecik geldik. Ali Bey çay hazırmış Ali Bey. Takı kaçta başladı söyle bakayım. Takı takı. Geç başlamış takı arkadaşlar, o yüzden. Merhabalar, merhabalar. Bir daha söyle Ali, bir daha söyle. Seni diyorum, önüne kalmayacağım. Neden? Olursam çalışmayacağım. Ahmet abi emekli ve çalışıyor arkadaşlar. Çalışmayacaksan emekli olmak yok. Değil mi Fatoş? Yani işimi yaparım emekli olacağım. Yani o zaman devam. 3 sene daha devam. Vatana geldin nasıl çalış. Aynen öyle. Şu masaya bir bakar mısınız arkadaşlarım? Cansucuğum geldi dedi ki masa hazır. Haydin buyurun gelin. Keşkeğimiz. Keşke bu ne Fatoş'cuğum? Kendi istediği kadar alsın. Bu ne? Hangisi? Poğaça. Şu, poğaça mı? Tahinli poğaça. Hmm. Şu sarma, şu keşkek bende. Bu şey hazır yufkadan tatlı. Ha tatlı. Bak alttaki kuru, üstteki keşkek. Alttaki sade şekerden fındıktan şerbetli. Ellerine sağlık. Evet. Keşkeğimiz var, lahanamız var, evet. Çayımız var. Daha ne olsun arkadaşlarım o zaman? Anne Cansu her şeyi hazırlamış. Evet, evet, evet. Kimin arkadaşı? Ben arkadaşını söylesene ki arkadaşı. Fatoş'cum tül yaptırmış, hemen gösterelim. Ben şöyle vereyim mi? Ben sağlıkla kullan eski Fatoş'cum. Kaça yaptırdın, kime yaptırdın? 450'ye yaptırdım. Ha, altında da. Ha, benim tülcüm. Altında da böyle deseni var. Çok güzel.
Evet, gerçekten çok güzel. Metresi ne kadardı Fatoş? 70. Aa, iyiymiş. Story değişecek işte. Ha, oraya düz story alırsın. Dokusu da şöyle. Ay çok beğendim. Bu mu 450? İki kanat olsa 900 demek ki. Aynen. Ben de savunma düşünüyorum da böyle. Çok güzel. Sağlıkla eskidi. Sağlıkla kullan. Hayır, herkesin olsun. İhtiyacı olan herkesin olsun inşallah. Nereye geçiyorsun? Ha, tamam. O zaman bize afiyet olsun arkadaşlar. Bayramın son günü. Yakaladık kenarından, köşesinden. Eve girdik. Eve girdik arkadaşlar. Halılar hemen düzeltildi. Bir kudurma yaşanmış buralarda. Arkadaşlarım, biz evimize geldik. Bayağı da bir oldu. Fatoşlarla çok güzel sohbet muhabbet ettik. Böyle vakit geçtikçe benim boğazım daha da bir acımaya başladı arkadaşlar. Balkonda falan oturduk. Çayımızı içtik. Sonrasında evimize geldik. İşte saat 1'e geliyordu galiba eve geldiğimizde. Ve saat şu an 3'ü 10 geçiyor arkadaşlar. Azıcık o, hani dizimi izleyeyim dedim ama yamuldum yani. İyice yamuldum. Sabahleyin nasıl kalkarım bilmiyorum. Videomuzu ayarlayacağım. Şimdi zaten kısacık bir video oldu. Yarın video çekebilir miyim hiç bilmiyorum. Hani kendimi hiç iyi hissetmiyorum arkadaşlar. Bayağı şifayı kapmışım ben. Hiç elim kolum kalkmadı. Yine de sizi videosuz bırakmak istemedim. Böyle sohbet tadında kısacık bir video oldu bugün. Bugün bunu yaşadım çünkü biliyorsunuz neyi yaşıyorsak onu çekiyorum. O şekilde karşınıza geliyorum. Yani hiçbir şekilde kurgu yok. Bir mecburiyet hissetmiyorum. Hani onu çekmem lazım, bunu çekmem lazım diye bir mecburiyet de hissetmiyorum. Çünkü sizlerin samimiyetini biliyorum arkadaşlarım. Sizler de benim samimiyetimi artık hani biliyorsunuz ve inanıyorsunuz. Öyle olduğunu düşünüyorum. Bugün böyle oldu videomuz. Ne yapalım? Kısacık bir video oldu ama yine de bir araya gelmiş olduk. Bir arada buluşmuş olduk arkadaşlarım. Bu anlamda her zaman size teşekkür ediyorum. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadığınız için. Gerçekten hani iyi ki varsınız, iyi ki hayatımdasınız. Artık ben uyumaya gidiyorum. Videomu ayarlayacağım. Kısacık bir video olduğu için düzenlemesi de zor olmayacak. Uyumaya gidiyorum artık. Rabbim şifa bekleyen hangi hasta kulu varsa en kısa zamanda şifa nasip eylesin. Şafi ismi hürmetine şifalar nasip eylesin. Kimseleri hastalıklarla sınamasın. Elim, kolum hiç kalkmadı bugün. Şu koltuğa çakıldım kaldım diyebilirim. Bugünümüze de hamdolsun diyelim arkadaşlarım ya. Öpüyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Samsun'dan, Bafra'dan hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. Hoşçakalın.